dershanelerimiz, GİSBİR öncülüğünde koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için sürecin başından bu yana kararlı bir şekilde birçok tedbiri devreye soktu. Ancak bu salgın, tüm dünyayı olduğu gibi gemi inşa sektörünü de olumsuz bir şekilde etkiledi. Süreci ve devreye sokulan normalleşme planlarının sektöre etkilerini GİSBİR Genel Sekreteri Mehtap Özdemir'e sorduk. Mehtap Hanım, öncelikle teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Siz GİSBİR Genel Sekreterisiniz ve bu koronavirüs tedbirleri kapsamında GİSBİR Genel Merkezi'nde de bazı önlemler aldınız. Öncelikle kısaca bunlardan bir bahsedebilir misiniz? Ne tür önlemler aldınız? Pandeminin ilk başlangıcında tabii GİSBİR Sekreteryası'nda da aslında bir takım önlemler almamız gerekiyordu. Bu kapsamda öncelikle biz yaşla ilgili kısıtlaması olanlar ve onun dışında kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızı eve gönderdik. Diğer arkadaşlarımızın da çalışma düzenlerinde değişiklikler yaptık. Hem oturma alanlarını daha geniş alanlara kaydırmış olduk. Bunun dışında da belli personel için uzaktan çalışma kullandık açıkçası. Bir kısmını evden çalıştırdık dönemsel olarak. Dönüşerek geldiler. Ama bu bizim işlerde bir aksamaya neden olmadı. Çünkü zaten çalışmamız gereken bir takım konular vardı. OECD raporları, işte CEO'la yaptığımız online toplantılar gibi. Bunları takip eden arkadaşlar gayet rahat bir biçimde evde olduklarında ya da ofiste olduklarında çok rahat bir biçimde yapmayı başarabildiler. Bunun dışında işte dezenfeksiyon işlemleri yaptırttık. Birkaç kez hem araçlarda hem de şeyde ofis ortamında. Ve kişisel koruyucu donanım kullanımı, işte maskeleri temin ettik, maske kullanımını sağladık. Ateş ölçümü yine GİSBİR'e girişte mutlaka yapılan bir uygulama oldu. Bu süreci şu ana kadar hiçbir problem olmadan atlattık ki bu arada arkadaşlarımız aslında tersanelerin izinleri vesaire nedenleriyle de oldukça şeylere de gittiler. Yani sahada da bulundular, tamamen evlerine çekilmediler aslında. İşte kaymakamlıkta işlerimiz vardı, liman başkanlığında işlerimiz vardı. Bunları da sürdürdük. Oralarda da çok dikkatli biçimde işlemleri sürdürdüler. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı olmadan geçirdik süreci. Şimdi şunu da sorayım. Yani tabii GİSBİR öncülüğünde de tersanelerde çok önemli tedbirler alındı. Aslında Türkiye'ye gelmeden önce tedbirler alındı. Çin'de çıkmaya başladığı yana. Yani çünkü yurt dışında özellikle çalışan bir sektör olduğu için bir inşaat sektörü. Bu önlemlerle ilgili en son, yanılmıyorsam 2 gün önce Sağlık Bakanlığı'ndan bir yazı geldi ve artık yurt dışından gelen gemilerin 14 gün tersanelere girmeden önce 14 gün bekleme süreleri kaldırıldı. Bu da aslında hani gemi inşaat sektöründeki tersanelerin başarılı bir süreç geçirdiğini aslında ortaya koyuyor gibi bu salgın sürecinde. Doğru. Pandemi sürecinin ilk başlangıcında GİSBİR olarak yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi, bizim İSG komisyonumuzun, tersanelerimizdeki uygulamaların biriktirdiği bilgiyi bir GİSBİR rehberi gibi bir şeye dönüştürmek ve sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın tabii ki orada önlemlerle ilgili yayınları da vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün örneğin kullanılması gereken dezenfektan kriterleri vardı. Bütün bunların hepsini içeren, işte görselleri olan, işte ateş ölçümleri, oturma düzenlerini tanımlayan bir rehber oluşturmuştuk biz. Biz bu rehberi hem sektörümüzde paylaştık ve hemen hemen herkes benimseyerek çok ciddiye alarak bunların uygulamalarını gerçekleştirdi. Rehberin İngilizce tercümesini yaptık. Sea Europe üyeliğimiz devam ediyor biliyorsunuz. Sea Europe çok aktifti bu dönemde. Her hafta Covid-19 toplantısı yapıldı Sea Europe'da. Yani Avrupa Birliği'ndeki tüm tersanelerin aslında neler yaptığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hem izleme şansımız hem de paylaşma şansımız oldu. Biz o rehberin içeriğiyle ilgili bilgileri işte bakanlığımızda İngilizce olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne aktarılması için de paylaştık. Yani devlet otoriteleriyle de paylaştık. Bunun dışında yine Sea Europe aktivitelerinde işte tersanelere, tüm Avrupa'daki tersanelere yapılan bir anket söz konusuydu. O anketi 57 tane üyemiz doldurdu. Onun analizlerini yine sektör içinde yönetim kurumumuzla paylaştık. Bunun dışında devlet otoriteleriyle ve Sea Europe'la paylaştık. Gerçekten çok oldukça aktif bir dönemdi. Herkes üstüne düşen her konuda gelişmeleri takip etti. İş Sağlığı Güvenlik Komisyonumuzun hem toplantılarında, online yaptığımız toplantılarında hem de bireysel aramalarında çok böyle önerileri, güzel fikirleri vardı. Onları da bir şekilde dahil ettik süreçlere. Güzel ilerledi. Çok sıkıntı yaşanmadı. 14 gün karantina süresi de başlangıç aşaması için normal bir yaklaşımdı. Yani gemilerin 14 gün bekletilmesi devletin de uygun bulduğu bir yöntemdi. Tersanelerimiz bu da uyum sağladılar. Yine gemiler bir miktar belki gecikmeli olarak tersanelere geldi ama bugün geldiğimiz noktada artık buna gerek olmadı. Devlet tarafından da bir yapılan değerlendirmeyle açıklandı. Bundan sonra 14 gün bekleme süresi olmayacak. Biraz daha hızlı hareket etme şansımız olacak ama
Ben inanıyorum ki yine tersanelerimiz gereken tedbirleri aynı şekilde sürdürmeye devam edecekler. Yani yine gemi personeline ile bir araya gelmeli kişisel koruyucu donanımlar kullanılacak. Çünkü artık bu birazcık da alışkanlık ve bir şey haline geldi. Yani insanlarda oturmuş bir imtina etme, biraz daha korumalı hareket etme duygusu gelişti diye düşünüyorum ben. Şunu da sorayım şimdi, GİSBİR aslında özellikle yurt dışı fuarlarda çok aktif, yani sektörü tanıtmak için birçok fuara gidiliyordu. Şimdi CEROP ve ASEF'ten bahsettiğiniz ama 2021 yılı planı içerisinde bu fuarların tekrar açılacağını ya da şimdi online fuarcılık da başladı biliyorsunuz bu koronadan sonra. Yani tekrar 2021 yılında önümüzdeki sene için, gerçi bütün artık geçti diyebiliriz ama önümüzdeki sene için tekrar bu fuarların aktif olacağını düşünüyor musunuz? Aslında tabii biraz süreç gösterecek. Şu anda daha önce Nisan için planlanmış bir Amerika fuarı önce Haziran'a ötelendi ki biz Haziran'da yapılacağını zaten öngörmüyorduk. Nisan'ı da öngörmüyorduk ama fuar otoritesi ısrarla ve ısrarla yapmak istediğini ve iptal etmeyeceğini belirtmişti. Sonrasında şu anda onu Ekim'e kaydırdılar. Bazı fuarlar yine Eylül ayında var gibi görünüyor. Ama bizim herhalde bu yaz döneminde yaşayacağımız süreç, sonra yeniden işte güz dönemine geldiğimizde olası riskler konusunda devletlerin de bir takım tedbirleri olacaktır. Ben en sağlıklı durumun aslında belki de bu fuarların bir sonraki yıl için planlanması olduğunu düşünüyorum. Çünkü aksi halde fuar katılımlarının da çok böyle yoğun olmama ihtimali var. Yani neticede çok ciddi bir enerji var, efor var. Bir takım ufak tefek de olsa riskler alınıyor olacak. Belki 2021 daha sağlıklı planlama, daha iyi katılım, daha düzgün işleyiş için uygun olabilir diye düşünüyorum. Ama tamamen tabii biliyorsunuz fuar organizasyonlarının kendi kararı gibi görünüyor. Devletler de yönlendirici olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi şunu da sorayım. Bu sene Maleforum İstanbul'da yapılacaktı. Galiba yine GİSBİR'in öncülüğünde yapılacaktı ama o da tabii 2021 yılında yapılma ihtimali var mı? Bununla ilgili bir görüşme yapıldı mı? Çünkü geçtiğimiz, yani bir önceki İstanbul'daki çok başarılı bir organizasyon olmuştu GİSBİR'in öncülüğünde. Hı hı. Hatta biz GİSBİR TV olarak yabancı konuklarla yaptığımız röportajlarda hani şimdiye kadar ki yapılan organizasyonların en iyilerinden biri demişlerdi. Evet, o çok gerçekten güzeldi. Önümüzdeki sene Mahalle Forum'un yani tekrar İstanbul'a gelme durumu olur mu? Tekrar İstanbul'da yapılacak mı? Gerçi şimdiden pek bir şey söylemek güç ama yani yine de bir iletişiminiz oldu mu Mahalle Forum'un öncülüğünde? Şöyle, ilişkilerimiz devam ediyor. Mare Forum'un aslında İstanbul'da yapılan şeklinden gerçekten herkes çok memnun oldu. Çok üst düzey katılım da vardı. Yurt dışından çok katılımcılar vardı. Sea Europe'dan da mesela, Sea Europe'un Arge'den sorumlu direktörü de katılım sağlamıştı. Dolayısıyla Türkiye Gemi İnşaat Sanayi'ni tanıtmak adına çok güzel bir organizasyondu. Bu anlamda herkes mutluydu ve yenisi yapıldığında yine herkes çok böyle büyük bir şeyle, istekle gelecek diye düşünüyorum ama bu süreç tabii ki 2020 gerçekten biraz soru işaretleriyle dolu bir yıl. Mare Forum şu anda işte bir takım internet üzerinden diğer pek çok organizasyon gibi online bir takım aktiviteleri var. Zannediyorum daha çok planlama o konuda henüz yapılamaz. Yani belki Eylül, Ekimler biraz daha sakin geçerse işte aralığa doğru olan kısımlarda yeni bir takım aktiviteler planlanabilir diye düşünüyorum. Zaten şu anda dediğim gibi yani biraz belirsizlik ortamı var. Set edilmiş Eylül-Ekim fuarları var ama bugünden onların olacağını söylemek çok mümkün mü? Ben de açıkçası bilmiyorum. Biz olacakmış gibi hazırlık yapıyoruz. En azından hani olacağını varsayarak neler yapabiliriz kısmını değerlendiriyoruz hala. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizin bu konu eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Bu dönemde özellikle ben Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği'nin devlet otoriteleriyle ve sektör paydaşlarıyla yaptığı işbirliğini çok aslında değerli ve çok verimli buldum özel olarak. Yani burada bizim Ulaştırma Bakanlığı ile olan diyaloglarımız, Sağlık Bakanlığı ile olan görüşmeler, Kaymakamlığımız, Tuzla Liman Başkanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, yakınımızdaki işte hastanelerimiz gibi kuruluşlarla yaptığımız gerçekten bu kamu ve özel sektör ve aynı zamanda STK işbirliğinin çok üst düzey olduğu, çok iyi sonuçlar doğuran, herkesin kendisine düşen tarafı yapmakla kalmadığı, aynı zamanda sektörün hem riskleri az bir biçimde hem de işleyişini devam ettirir biçimde yaptığı bir takım aksiyonlar vardı. Bu çok güzel bir örnekti diye düşünüyorum. Bu örneklerin ilerleyen dönemlerde böyle kötü nedenler için değil ama
farklı noktalarda da devam edeceğini düşünüyorum. Zaten vardı. Bu arada emniyeti de unutmamak lazım. Onların da çok ciddi görevleri vardı. Sonuç itibariyle çok güzel organizasyonlar oldu. Çok iyi işbirlikleri oldu. Herhalde bu anlamda bütün hani hem koma otoritelerine hem de paydaşlarımıza çok teşekkür etmemiz lazım. Sonuçları sektör için hem az hasarlı, yani bir sıkıntı yaşamadık, hem de sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir çalışma imkanı yarattığı için de ben sektörümüz adına çok faydalı olduğunu düşünüyorum açıkçası.